Halk arasında bağırsak kanseri olarak bilinen kolon kanseri, kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen kanserler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Tüm dünyada kansere bağlı ölümler arasında ikinci sırada bulunan kolon kanseri, kalın bağırsağın iç yüzeyini saran mukozalardaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşuyor. Bu nedenle kalın bağırsakta polip varlığının erken dönemde tespit edilmesi, tedavide başarı şansını artırabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Profesör Doktor İlknur Erenler Bayraktar kolon kanserinin belirtileri, kolon kanserinin nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilinmesi gereken şu önemli bilgileri paylaştı. Fazla miktarda tüketilen kırmızı et kolon kanseri riskini artırabilir. Kalın bağırsağın iç yüzeyinde bulunan mukozalardaki hücrelerin Kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan kanser tümörleri çoğunlukla hiçbir belirti vermeden ilerlemektedir. Sinsice ilerleyen kolon kanseri risk faktörleri bir şekilde kanser geliştirme riskini artırmaktadır. İleri yaşlarda, erkeklerde, aile hikayesi olanlarda, adenomatöz polipleri olanlarda, ikinci başka bir kanseri olanlarda, ailede bazı hastalık sendromu olanlarda, İltihabi bağırsak hastalıkları olanlarda, hareketsiz olanlarda, aşırı kilolu olanlarda, sigara içenlerde, çok miktarda kırmızı et ve işlenmiş gıda tüketenlerde kolon kanseri riski artmaktadır. Kilo kaybı ve geçmeyen yorgunluğu hafife almayın. Kolon kanseri belirtileri birçok farklı kanser olmayan hastalıkta da görülebilir. Kolon kanserinin belirtileri Kanserin bağırsaktaki yerleşim yerine göre de değişiklik gösterebilir. Bu nedenle birazdan açıklayacağımız belirtilerin görülmesi durumunda hastanın mutlaka bir hekime başvurması gerekir. İşte kolon kanseri belirtileri şöyle. Bağırsak alışkanlıklarının değişmesi, ishal, kabızlık, ağrılı defekasyon yani dışkılama, dışkıda görülen kan, açıklanamayan kilo kaybı, demir eksikliği anemisi kronik yorgunluktur. 45 yaşından sonra klonoskopi yaptırmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı kişilerin 40 yaşından sonra mutlaka tarama yaptırması gerekir. Ancak ailesinde ya da kendisinde kanser öyküsü olanlar, polip, ailede genetik geçişli sendromu olanlar, inflamatuar bağırsak hastalığı öyküsü olan bireylerin taramaya daha erken başlaması önerilir. Tarama için rektal muayene, gaita gizli kan analizi, klonoskopi, sigmoidoskopi, fekal DNA testi, BT klonoskopi yapılır. 40'lı yaşlarda yıllık rektal muayene ve GGK testi ile başlar. 50 yaşından sonra 5 yılda bir sigmoidoskopi veya 10 yılda bir klonoskopi yapılması gerekir. Ayrıca bazı kan tahlilleri ve tümör belirteçleri denen biyokimyasal belirteçlere de bakılır. Hastalara göre istenen tetkikler değişebilir. Bazen birkaç yöntem aynı anda kullanılabilmektedir. Hastaya özel tedavi ve bütüncül yaklaşım başarı oranını artırır. Kanser tanısının erken dönemde konulması tedavinin planlaması ve başarısı açısından son derece önemlidir. Kanser tanısı konulduktan sonra hayatta kalma oranlarını verir. Bu oranlar hastalığın evresine göre değişir. Erken evre Lokalize hastalıklarda bu oran %90'ın üzerindedir. Bu nedenle kolorektal kanser taraması çok önemlidir. Hastalığa erken tanı konulup tedavi edilmesine olanak sağlar. Kolorektal kanser tedavisi genel cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji, radyoloji ve gastroenteroloji uzmanlarından oluşan multidisipliner bir ekip tarafından belirlenir. Tedavi seçenekleri hastalığın evresi ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu tedavi seçenekleri cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi uygulamaları olabilmektedir. Kanserin evresi, vücuda yayılımı, hastanın yaşı ve başka sağlık sorunlarına göre bu tedavi yöntemleri tek tek veya kombine edilerek uygulanabilmektedir. Yaşam tarzınızı sağlıklı hale getirin. Kolon kanseri ile mücadelede tarama programlarının dışında bazı önlemlerin alınması da faydalı olacaktır. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteye önem verilmelidir. Kolon kanseri riskini en aza indirmek için doymuş yağ oranının azaltıldığı, bitkisel lif oranı yüksek yiyeceklerin tercih edilmesi, günde en az yarım saat egzersiz yapılarak sigara ve alkolden uzak durulması gerekir.